gazetecilik yapan sevgili Semra Topçu aramızda. Kendisini medyadan da tanıyoruz. Takip ettiğimiz Halide Edip Adı Var kitabıyla sizlerle buluşturduk bugün burada. Güzel bir söyleşi diliyorum. Hocam, söz çok sizde. Teşekkür ederim. Biraz evet. Çok teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çünkü kadının gücünü görüyorum. Dışarıda bazılarınızla sohbet etme imkanım oldu. Bu kadar şık kadını bir arada görünce tabii dedim ki herhalde masa başı çalışıyorlar diye düşündüm. Önyargılarımız, ah hep önyargılarımız. Yoo dediniz. Bant'ta mavi yakalıymışsınız çoğunlukla. Hakikaten çok gurur duydum. Bunu öğrendiğimde daha çok gurur duydum tabii hepinizle. Öncelikle hepinizi alkışlıyorum. Çünkü ben sizi alkışlıyorum. Çünkü örgütlü gücün, emeğin kıymetini bilenler olarak örgütlü gücün kıymetini biliyorum ben de. Çok değer veriyorum. Hepinizi o yüzden öncelikle alkışlayarak başlayayım. Türk Metal Sendikası'na, başkanına teşekkürlerimi iletiyorum. Ve birazcık sabır rica edeceğim sizden. Bir perspektif sunmaya çalışacağım. Çünkü her 8 Mart'ta maalesef söze, tabii 120 kadının, 1800'lerin ortalarında 120 kadının öldüğü, emekçi kadının öldüğü bir günün anmasında bulunduğumuz için zaten bu anma etkinliklerinin emekle ya da kadının yeriyle ilgili konuşmalarla geçmesi doğaldı. Ama ülkemizde son yıllarda maalesef söze yaşamını yitiren kadınlarla başlamak durumunda kalıyoruz. Çünkü ciddi bir cinayet performansı sergileniyor bu ülkede ve kadına yönelik şiddetin son yıllarda had safhada artış sergilediği bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Bundan dolayı Dünya Emekçi Kadınlar Günü de artan kadın şiddetini, çocuğa, kadına değişmiyor şiddeti genel olarak konuştuğumuz günler oluyor. Ben de bu çerçeveyi ama biraz geçmişten getireceğim. Çünkü kadına yönelik, kadının istismarı, emeğinin istismarı, çocuğun istismarı, bunların hepsi yeni değil arkadaşlar, sevgili dostlar, yeni değil. Ama biz çok doz aşımı bir şey yaşıyoruz. Onun da nedenlerine bakmaya çalışacağım. Hep birlikte bir mücadelenin içindesiniz. Sizi bir de kadın olarak bir mücadelenin içinde olduğunuzu bilerek birazcık daha başka bir perspektife taşımaya çalışacağım. Şimdi bir veri tabii ki sunmam gerek. Söze hep öyle başlıyoruz diye düşünüyorum. Duymuşsunuzdur, 2019 yılında 474 kadın öldürüldü diye istatistiklere geçti. Her geçen yıl biraz daha vahim bir sonuçla karşı karşıya kalıyoruz. Şubat ayının rakamını gördük en son. Eyvah dedik yine. Aslında yeni olmayan bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu söyledim ama yeni olan şeyler var, onları da paylaşacağım sizinle. Öncelikle tabii ki her 8 Mart'ta belki de görmüşsünüzdür bu görüntüyü. 120 kadın işçinin öldüğü o fabrikanın görüntüsü. 1857'de yaşanan bir olay. İşçilerin hak mücadelesinin sergilendiği bir fabrikada yaşanmış bir olay. Bunun için 8 Mart'ı anma günü olarak yaşadığımız olayın aslında görüntüleri bu. İki hareket aslında bir arada yürüdü. Hem genel anlamda emekçilerin hareketi, yani bir çalışma yaşamında emeğin hak ettiği değeri bulabilmesi için işçilerin sergilediği, cinsiyet konuşmadan söylüyorum, bir mücadele vardı. Ama kadınlar ayrı bir mücadele yapmak zorundaydı. Çünkü kadınlar önce eşit işe, eşit ücret mücadelesini yapmaya başladılar. Çok arada fark vardı. Çünkü erkeklerle aynı işi yaptıkları erkeklerle aynı parayı kazanamıyorlardı. Çok ağır çalışma koşullarına karşı 1900'lerin başında bir eylem görüntüsü getiriyorum size. Yeni değil, bakın hep aynı şeyleri konuşuyoruz. Ama o yıllarda daha 1900'lerin başında bu görüntü var. Ve kadınlar eylem yaparak o mücadeleyi o günlerden bugünlere taşıdılar. Yani onların yarattığı iz üzerinde yürüyoruz. Bunu anlamak istiyorum, bunu anlatmak istiyorum öncelikle sevgili dostlar. Evet, bir hak mücadelesinin içindeyiz ve 8 Mart'ı 8 Mart yapan
bu toplantıdır. Şu an ekranda olan görüntüdür sevgili dostlar, onu da söyleyeyim. 1910 tarihinde Danimarka'nın Kopenhag kentinde yapılan 2. Enternasyonel'e bağlı kadınlar toplantısında 8 Mart'ın anma günü olarak bundan sonraki yıllara devretmesi ve bu yılda 8 Mart gününde kadınların bir arada mücadelelerini sergileyebilmesi temennileriyle dile getirilmiş bir konuydu. Bu Clara Zetkin diye tarihe geçmiş bir kadın. O konuşmayla, o görüntüyle, hani 8 Mart'ın neden 8 Mart olduğunu, 120 kadının öldüğü gün ama o günü dünyaya mal eden o toplantının görüntüsü de ekranlarınızda. Evet, Dünya Kadınlar Günü'nün temeli bu. Şimdi değişmeyen tek şey, demin de ifade ettiğim gibi, mücadelenin kendisi. Çünkü emeğe hak ettiği değeri vermiyorlar, vermediler, yine vermiyorlar. O yüzden sendikalısınız, o yüzden örgütlüsünüz, o yüzden mücadele içindeyiz. Hep devam edecek bir mücadele içindeyiz. 1910'da bu dünyanın en kadın grevi olarak, en büyük kadın grevi olarak tarihe geçmiş bir görüntü. 600 gömlek fabrikasında çalışan 80'i kadın, 20 bin gömlek işçisi greve gitmiş. 1910 yılının fotoğrafı bu. İstedikleri yine tanıdık, taşerona hayır demişler. Ne kadar tanıdık değil mi? Değişmiyor bu çünkü. Emek ve hak dediğiniz zaman birileri sizin elinizden bu hakları almaya hep çabalıyorlar. Şimdi işte tabii daha o zaman haftalık ücretler falan çok daha düşüktü. Onun mücadelesi de sergilendi ayrıca. 2,5 ay sürmüş grev sevgili dostlar 1910 yılında. Ve 2,5 ayın sonunda talep ettikleri ne varsa almışlar. Direnmişler ve kazanmışlar her zaman olduğu gibi. Şimdi bizim kadın hareketiyle ilgili maalesef şöyle bir eksikliğimiz oluyor. Cumhuriyet, birçok Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda Mustafa Kemal ve arkadaşları birçok konuda asrın, yani zamanın ruhunun ilerisinde oldukları için kadınlara seçme ve seçilme hakkı herkesten daha erken bize verildi deriz, değil mi? Yanlış, verilmedi, aldık. Aldık sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum, yanlış anlamayın. Mustafa Kemal, Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları şad olsun. Sağ olsunlar, var olsunlar önümüzü açtıkları için. Bu fotoğraf Osmanlı'daki ilk kadın eyleminin fotoğrafı olarak tarihe geçmiş. Uşak'ta daha önce Bulgaristan civarında bir eylem olduğundan söz edilir ama bu fotoğraf Anadolu'daki ilk eylem fotoğrafı. Uşak'ta el tezgahında halı dokuyan kadınlar fabrika kurulmuş, o fabrikada çalışan işçilerle rekabet edemeyince kızmışlar. Fabrikayı basmışlar, müzakere edememişler. Fabrikayı basmışlar ve 14 arkadaşları tutuklanmış. Bunun üzerine eylem yapmışlar. 3 gün süren eylemden sonra 14 tutuklu kadın serbest bırakılınca eylem de bitmiş. Ama bu tarihe kadınların Anadolu'daki ilk eylemi olarak emekçi kadınların geçti. Yine Osmanlı'dan devam edelim. Kökümüzü buluyoruz değil mi? Evet, Osmanlı'da fes ve aba ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan feshanede çalışan kadınları görüyorsunuz. 50 kadın işçi 1976 yılında greve çıkmış. 1876 yılında greve çıkmış. Yani ben okuyunca vay be falan dedim hakikaten. Genellikle kadınlar tekstil atölyelerinde Osmanlı'da çalışıyorlardı. Aslında düşündüğünüz gibi de değil, kadın emeğiyle sosyal hayatın içinde vardı Osmanlı'da. Onu ifade etmem lazım. İstatistiklere baktığım zaman 1900'lü yıllara gelindiğinde bazı istatistiklerde görülüyor. Özellikle tarımda. Tarımda emek olarak varlar kadınlar çalışma hayatında. Tekstilde varlar ve şehirlerde ise çok sınırlı, birazdan ona bakacağız. Çok sınırlı da olsa Osmanlı tebaası kadının varlığından bahsedebiliyoruz. Şimdi kadın istihdamı 1913'te 120'ymiş, 1915'te 30'a çıkmış. 1915'te kadın istihdamında bir artış görülmüş. Aktif olarak ekonomide varlar kadınlar Osmanlı'da da. Şimdi orada atlamayacağımız bir şey var. Kadının evinde oturmasının gerekli olduğunu söyleyen fetvalar var.
şehirli kadını bağlayan bu tür hareketler mevcut. Ama Anadolu'da ne olursa olsun, Anadolu'da o tarımda ve tekstilde kadın hep var, halı dokuma tezgahında falan. Yani bunu unutmamamız ve bunu kim ne derse desin, emeğin olduğu yerde kadının da hep var olduğunu aklımızın bir köşesine yazmamız gerekiyor. O bir saniye, evet, o eşit işe eşit ücret alamasa da. Şimdi Tanzimat Fermanı ve 2. Meşrutiyet Kadın Hareketi dediğimiz zaman Osmanlı'da ivme kazanmasına neden olan iki önemli tarih diye karşımıza çıkıyor. Tanzimat Fermanı aslında çok fazla büyük bir katkı sağlamamış olsa da yolu açıyor. 2. Meşrutiyet'te üzerine ciddi tuğlalar döşüyor. Özellikle eğitim alanında. Eğitim arttıkça kadının sosyal hayattaki yeri, eğitim arttıkça çalışma hayatındaki yeri de artıyor. Ve bu kadının statüsü sorgulandıktan sonra Tanzimat'tan ilerleyişi, o aydınlanma hareketine dünyanın eklemlenişi işte bizim Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yoldur aslında Kurtuluş Savaşı'yla beraber. Şimdi onlara biraz daha eğitim imkanı verilmeye başlandıktan sonra ne olduğunu hatırlatmak istiyorum hepinize. Efendim bu fotoğraf Osmanlı Müdafaa-i Hukuk Nisvan Cemiyeti Kadınlar Dünyası Heyeti Tahriyesi Erkan-ı Muharremesi diye geçmiş kayıtlara. Şimdi o kadar çok fotoğraf vardı ki aslında inanmayacaksınız. Gerçekten çok kadın örgütü varmış Osmanlı'da. Ve bu kadın örgütleri zaman içerisinde öncelikle kadının sosyal hayattaki yerini artırmaya, eğitimini artırmaya yönelik hizmet verirken, Birinci Dünya Savaşı, Balkan tabii savaşlarıyla falan başlıyor o cephede de savaşan kadın figürleri ya da cephe gerisinde de varlık gösteren kadın figürleri. Ama özellikle Kurtuluş Savaşı'nda ciddi varlık gösteriyorlar. Hem de sadece savaşta değil, o savaşa yönelik mücadelenin örgütlenmesinde. İşte onlardan biri ekranda. O cemiyet dediğimiz Osmanlı Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinden kadın cemiyeti. Hani hep deriz ya birçok cemiyet buluştu da işte önce Samsun'a çıkan Atatürk'ün peşinde bütün Anadolu'yu dolaşarak Ankara'ya ulaştı. İşte onlardan kadın cemiyetleri de var onların içinde. Onlardan biri ekranda. Şimdi burada bazı istatistikler var. Eğitimle ilgili artışı göstermek için aldım onları. 1877'de 9 kız rüştiyesi varmış. Ortaokul diye düşünebilirsiniz. 309 öğrenci yetiştiriliyormuş Osmanlı'da. Türklerden bahsediyorum sevgili dostlar. Ve 38 öğretmen görev yapıyormuş. Önce öğretmen yetiştirmeye başladılar. Tıpkı Cumhuriyet gibi. Bakın Cumhuriyet devrimi de sosyal bir projedir. Toplumsal bir projedir. Ve önce öğretmen yetiştirmiştir. Osmanlı'da da kadını dert edinenler önce kadının eğitimi için kadın eğitimci yetiştirmeyi dert edinmişler. Ve işte geliyoruz onlardan biri. Halide Edip adı var. Eğitimcidir aslında başlangıç olarak. Kadın dergileri erkek egemen toplum içinde kadının kendine yer açma savaşını yansıtırlar. O dergilerdeki yazılar, Halide Edip'in de çok sayıda yazısı var bu anlamda. Bir anne olarak kadının kendini yetiştirmesi gelenekseldir aslında motifler ama erkekle beraber toplumsal hayatta yer alabilmesi üzerinedir o yazılar aslında. Yani savaştan önce Halide Edip'e baktığımızda bu ülkenin önder kadınlarından birisidir. Bunu görürüz. Ve özgür düşünebilmenin örneklerini cesurca ortaya koymuş kadınlardır bunlar. Çok kıymetli, az sayıdadırlar ama özdürler, mücadelecidirler. Ben sizin gibi olduğunu düşünüyorum. Çünkü kökümüz orada. Oradan geldik biz diye düşünüyorum. Türkiye Cumhuriyeti kadınları seçilme hakkını işte bu kadınların mücadelesiyle erkenden aldılar. Onu vurguladım biraz önce. Osmanlı'dan devralınan kadın hareketi. Cumhuriyet'te ne oldu? Oraya da bakacağım ama bir cumhuriyetin girişine bir parantez açmam gerektiğini düşünüyorum. Halide Edip'in önemli bir örnek olduğunu vurgularken Kurtuluş Savaşı'nda ön safta olması biraz sonra imza gününe geçeceğiz. Halide kitabını imzalayacağız. Kendi açımdan şunu görmek istemiştim ben aslında orada. Hep imrendiğim kadındır. Cephede savaşı izleyebilmiş, yazabilmiş bir insan.
Gerçekten çok imrendim. Zaten kitaba da onu koymuştum. Bir gazeteci olarak zaten olayların dışında kalamıyorsun. İçinde öyle bir ateş var. İçinde olmak istiyorsun. Halide Edip Adıvar da tam içinde yer alıyor. Çok da güzel anlatıyor. Genel anlamda konuşuruz onları, Halide Edip karakteri üzerine başka şeylerde. Bir başka karakter. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi. Boşandılar. Bir medeniyet projesi Cumhuriyet ise ki öyle. Genç Cumhuriyet'in model kadınlarından biri de Latife Hanım modelidir sevgili dostlar. Mustafa Kemal Atatürk şöyle demiş. Ben evlenmiş olmak için evlenmiyorum. Ana vatanımızda yeni bir aile yapısı oluşturabilmek için kendim öncülük etmeli, örnek teşkil etmeliyim. Yoksa kadınlar sonsuza dek hizmetkar olarak mı kalmalı? Maalesef Latife Hanım tabii böyle bir model olmaktan mutlu olmamış. Latife kitabında da biraz onların ilişkilerine, kadın erkek ilişkisi düzleminde bugünden o güne yargılanmadan bakıyorum. Çünkü yargılamak çok haksızlık olur her ikisini de. İki dominant karakterin evliliğinden söz ediyoruz diye düşünürüm. Açıkça modern bir ülke yaratmanın yolu model olmak diye düşündüğü için Mustafa Kemal Atatürk Latife Hanım'ı seçmiş, onu bir model olarak bu topluma sunmuş. O da çok iyi bir model aslında, çok iyi eğitimli. Biliyor muydunuz bilmiyorum, Halide Edip'in öğrencisi. Çok karakterini tanımıyoruz aslında ama Halide Edip Adıvar ismi kadınlar arasında heyecan yarattığında o heyecanla yetişenlerden birisi de Latife Hanım. Evet, Latife Hanım, Halide Edip'in öğrencisi olmanın yanı sıra o aydınlanmacı ruhu içinde taşıyan bir kadın. Öncü olmaya da çok müsait aslında, Atatürk haksız değil. Ve yabancı dil biliyor, iyi eğitim almış, bir hukukçu. Atatürk'e de aslında savaştan itibaren çok da yardımcı oluyor. Özellikle yabancılarla yazışmalarında, diplomatik bir dil gerekir ya, çok o metinlerin yazılmasında katip gibi adeta yardımcı olduğunu da biliyoruz. Devam edelim. Şimdi çok günümüzde tartışılan bir konu var. Osmanlı'da eğitim seviyesi şuydu buydu bilmem neydi. İşte %60 diyen var. En son onu gördüm. %60 diyen var. Böyle çok polemik konusu yapılıyor. Bazılarının bunu siyasi amaçlı kullandığını da düşündüğüm için size bir sadece veri sunmak istiyorum. Bu elimizdeki en net kanıt sevgili dostlar. Bu kanıt nüfus sayımında, 1927'nin nüfus sayımında kayıtlara geçmiş eğitimli nüfus oranıdır aslında. Sayfayı da böyle fotoğrafını çekerek koydum hiç bozmadan. Ekranda gördüğünüz o nüfus sayımı sayfasının birebir kopyasıdır. Dolayısıyla demem o ki, şöyle diyor. 1927 yılında yapılan nüfus sayımında tespit edilen resmi verilere göre nüfus erkeklerde okuma bilen nüfus %12.99. Kadınlarda okuma bilen nüfus 3.67. Yani bu tartışmayı gördüğünüzde kulağınızın bir köşesinde duyduğunuzda yeniden bu kalsın isterim. Çünkü elimizdeki yegane veri, hadi Osmanlı'yı saymadık, Cumhuriyet'in devraldığı veri budur. Bunu bilmenizi istiyorum. Evet, Cumhuriyet'in devraldığı başka neler var? Sizler gibi mücadeleci kadınlardan bahsedeceğim, birkaç örnek vereceğim. Bu kadınlar telgrafhanede çalışabilmek, memur olabilmek için eylem yapan kadınlar ve o hakkı elde eden kadınlar. Tarihe geçsin, hafızanıza geçsin istiyorum sevgili dostlar. Osmanlı'da hakları için 1913'te kadınlar telgrafhaneye başvuruyorlar, alınmıyorlar. Oysa hani ilerlemiş olduğunu düşünüyorlar, izin çıktığını düşünüyorlar kendilerine. Yasal olarak bir sıkıntı olmadığı işareti verilmiş ve eyleme başlıyorlar. Eylemlerini sürdürüyorlar ve ondan sonra da o hakkı elde ediyorlar. İşte o kadınların fotoğrafı bu. İlk memurlar, kadın memurlar. Şimdi Osmanlı'dan devraldığımız kadın hareketi değil sadece. Bir büyük tartışma sevgili dostlar. Özellikle bazı romanlar, Kemal Tahir gibi, işte Ahmet Hamdi Tanpınar gibi romanları okuduğunuz zaman şunu görürsünüz. Doğu batı çekişmesi. Hala günümüzde bile yapılır bu. İlerici gerici tartışması. Bu tartışmanın kökü Osmanlı'dan devraldığımız, Tanzimat'tan bahsettim, Meşrutiyet'ten bahsettim, bir tartışmadır aslında. O tartışma Osmanlı'daki değişim
hareketidir. Devraldığımız budur bizim. Kadın hareketi değildir sadece. Bu değişim hareketi aydınlanma diye tabir edilen, ilerici diye tabir edilen, günümüzde de kullanılan bir takım kelimelerle anlatılmak istenendir aslında. İki yönlü bir tartışmadır. Bazıları kadının toplumdaki aslında öz olarak baktığınızda toplumdaki yerinin erkekle eşit olduğunu düşünür ve ona hareket eder. Bazıları da kadının yeri evidir der, evine hapsetmek ister, ona yönelik hareket eder. İşte bu ilericilik ve gericilik burada ayrışıyor. Bizim üzerimizden ayrışıyor. Görünür, yani en görünür kısmı bu. Felsefi olarak çok ağır tartışmalar. Ona girmeden özünü söylüyorum. Şimdi bazı işte ilerici dediğimiz kimlikler, kişiler, bu kadınlar gibi, memurlar gibi, bu tartışma sırasında değişimden yana, hürriyetten yana, bağımsızlık diyoruz ya, bu kavramlardan yana, cumhuriyetten yana, sonraki tartışma olmuş olmasına rağmen cumhuriyetten yana tavır aldılar ve bu kadınların hepsi o önce savaşta yer alarak sonra cumhuriyetin kuruluşuna hizmet ettiler. Cumhuriyetin yayılmasına, bir modern proje olarak topluma enjekte edilmesine hizmet ettiler. Mesela cumhuriyet kuruldu da hemen bitti mi kadın hareketi, değil mi? Haklarımızı aldık, oturduk mu yerimize? Oturmamışız. Bazı kadınlar var ama çok bilinmiyor. Çünkü cumhuriyet kadını kendi modernite projesinin içerisinde tuttuğu için aslında biraz da baskılamaya çalışmış gibi hissetmiyor değil insan. Mesela cumhuriyetin ilanından sonra örgütlü kadınlar bir anda ne oldular? O örgütlü kadınlar cumhuriyetin birer yurttaşı oldular. Ve 1923 yılında kadın halk fıkrasını kurmaya çalıştılar. Bir parti kurmaya çalıştılar. Nezihe Muhittin, ekrandaki fotoğraf sevgili dostlar. Kadın birliğini kuran kadın ve o bu aşamaların hepsinde var olan bir kadın. Nezihe Muhittin parti kurarak kadınlar için sadece çalışmak istemiş. Mecliste yer almak istemiş. Onların hakları için mücadele etmek istemiş bir kadındır. Nezihe Muhittin'in parti kurmasına izin verilmemiştir. Ve Nezihe Muhittin 1924 yılında Türk Kadınlar Birliği'ni kurarak mücadelesine devam etmiştir. Ancak biraz zor olmuş çünkü belki de işte demin dediğim gibi geliriz oraya. Şimdi iki fotoğraf buldum. Çok geçmişte Cumhuriyet'in ilk yıllarında. Birisi 1921 yılının bir fotoğrafı. 8 Mart'ı kutlayan komünist kadınlar, siyah beyaz olan. İkinci fotoğraf 1975'te. O arada fotoğraf bulamıyorsunuz kadınlarla ilgili. Çünkü şimdi anlatacağım gerçekten dolayı 1975 yılına kadar kadına seçme seçilme hakkı verildikten sonra kadın hareketi bir sönümleniyor. 75 yılında görüyoruz, 70'lerde görüyoruz. Aradan 54 yıl geçtikten sonra görüyoruz kadını yeniden hareketiyle meydanlarda. Cumhuriyet döneminde kadın hareketi 1930 ve 70'lere dek dinamizmini yitiriyor. Çünkü dönemin modernlik algısı kadınların aileyi temsil etmesi, çocukları yetiştirmesi, yurttaş olarak yetiştirmesi ve kontrol edilebilir olmasında takılıyor aslında. Yani kadının o kadar da başıboş bırakılmayacağını düşünmüşler herhalde. Böyle olabilir. Böyle ben yorum yapıyorum yani. Siz de muhakeme yapabilirsiniz. Onun için de yani verdik haklarınızı, işte biraz topluma yayılsın bu haklar gibi de düşünülmüş olabilir. Çeşitli nedenlerle diyelim ama belli olan bir şey var. 70'lere kadar kadın hareketi sönümleniyor. 70'ten sonra yeniden başlıyor. Şimdi bu bir bayrak yarışı gibi düşünebilirsiniz. Bazı kadınlar bir yere kadar getirdiler ki cumhuriyetin, ben bir önce dedim ki konuşmam sırasında örnek cumhuriyet kadınlarından vereyim. Allah'ım neler neler. Onu versen onu vermesen olmaz. Ondan bahsetsen ondan bahsetmesen olmaz. Ne örnekler ne örnekler. Her alanda eşit bir şekilde eşit yurttaşlar olarak var olabiliyor kadınlar çünkü cumhuriyet boyunca. Ama artık yaşam hakkı mücadelesinden söz ediyoruz. Bu çok elzem. O yüzden konuşmamın bu bölümünde de şu anki güncel duruma geçmek istiyorum. Ciddi bir problemimiz var. Kadının yaşam hakkı problemi. Çünkü erkek şiddeti dediğimiz, özellikle istatistikler, yakınları tarafından şiddete maruz bırakılan kadınların varlığının çoğaldığından söz etmekte. Onun için biz de kadın dayanışmasını sergilerken bunun kadının yaşam hakkı
alanında da mücadele etmek noktasında bir arada durmak diye de sergileyeceğiz bundan sonraki hayatımızda. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'yla birlikte çalışıyorum ben de. Onların hani bir neferi gibi adeta ne derlerse yaparım. Çünkü kadının hani kadın kadının kurdudur derler ya, onu reddediyoruz biz. Kadın kadının dostudur diyoruz. Bu dayanışmayı önce kadın kadının dostudur diye sergilemeliyiz. Şimdi karşımızda olan, biraz önce vurguladığım, Osmanlı'dan yine devraldığımız dediğim kadın hareketi gibi tıpkı gericilik ilericilik tartışmasıdır dedik. Şimdi şu anki güncel durumumuzda, güncel sorunsalımız içerisinde özellikle cemaatlerin etkinliğini artırması, bir takım cemaatlerin ve iktidarı baskılamasıyla iki güncel sorunumuz var. Birisi çocuk yaşta evlilik, ki zaman zaman bazı iktidar yandaşı medyada zaman zaman çocuk evliliğine karşı çıkılmasının ne kadar yanlış olduğunu gösteren manşetler görebiliyoruz maalesef. Ki bana kalırsa çocuk ve evlilik kelimesi asla yan yana gelemez, gelmemelidir. Sizler annesiniz çoğunlukla, biliyorum. O yüzden beni çok iyi anladığınızı da biliyorum. Bir diğeri de İstanbul Sözleşmesi. Hakkında çok az şey bildiğimiz ama en çok saldırıya uğrayan iki sözcük, İstanbul Sözleşmesi. Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi İstanbul'da imzalandığı için bu sözleşmenin adı İstanbul Sözleşmesi. Avrupa ülkelerini bağlıyor. 45 Avrupa ülkesinin katıldığı toplantıda İstanbul Sözleşmesi değerlendirildi ve 34 ülke onayladı. 34 ülke kendini bu sözleşmeyle bağladı sevgili dostlar. Neler söyledi ona bakacağım ama neden ihtiyaç duyulduya bakmak istiyorum. Sadece Türkiye için değil, bakın Avrupa Parlamentosu'na göre Avrupa Birliği üyesi ülkelerde her 3 kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kaldığını söylüyor. Yani bu sıcak, taze bilgi. Her 3 kadından biri Avrupa ülkelerinde cinsel ve fiziksel şiddete uğradığını düşünüyor. Bu çok büyük bir oran. Ve bu oranı düşünerek Avrupa ülkeleri de böyle bir İstanbul Sözleşmesi, İstanbul'da yapılan toplantıda yıllar öncesine dayanan, aslında zannediyorum 84'te falan başlıyor çalışmaları. Türkiye'den de çok kıymetli kadınlar var, profesörler var bu çalışmada yer almış. En son olgunlaştırılan metin 2014'te imzalanıyor sevgili dostlar. Şimdi İstanbul Sözleşmesi yerine yakın zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı kadın tüzüğü öneriliyor. O kadın tüzüğünde kadın eşit yurttaş olarak tanımlanmıyor. Çok net bunu ifade etmek istiyorum. Kadının eşit yurttaş olarak tanımlandığı ve kadına yönelik şiddetin engel olunması gereken bir sorun olduğunu vurgulayan İstanbul Sözleşmesi'ni sahiplenmemiz gerekiyor. İsterim ki mücadeleniz orayı da kapsın. Şimdi sevgili dostlar, neden böyle bir sorunumuz var? Çünkü neden aileye karşı bir saldırı olarak değerlendirilmiş kadına yönelik şiddetle mücadeleyi öneren İstanbul Sözleşmesi? Çünkü büyük bir problem var ve bazı hakimler ya da polis mesela şiddete uğrayan kadına kocandır döver de söver de diyor. Bazı hakimler boşamıyor mesela kadınları, şiddete uğradığı halde kocayı ihlal ildiriminden serbest bırakıyor, kadına yaklaşmasına izin veriyor. Bozmayın aralarını falan diyor. Bunlar şiddeti besleyen hastalıklı düşünceler. Onun için bu düşünceleri biz de mücadelemiz içerisinde kapsamamız gereken alanda İstanbul Sözleşmesi'ni tutalım. Ve ben diyorum ki, bakın çok öz anlatayım size, artık İçişleri Bakanlığı çok ciddi bir kazanım elde ettik kadınlar olarak. Bunu size müjdelemek isterim. İçişleri Bakanlığı bir genelge yayınladı ve bu genelgede İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması talimatını verdi tam anlamıyla. Çünkü biz imzaladık ama uygulayamıyoruz. Tıpkı yasaları zaman zaman uygulayamadığımız gibi. Ama İçişleri Bakanlığı talimatı her yere gönderdi ve ülke çapında artık takipçisi olunacak ki İstanbul Sözleşmesi uygulanacak. Ve İçişleri Bakanlığı ayrıca tıpkı kadın cinayetlerini durduracağız platformu gibi birçok kadın örgütünün yaptığı bu haritada gördüğünüz kadın cinayetlerini sayma görevini de üstlendi.
artık güncel veriyi bize sunacak İçişleri Bakanlığı. Bu önemli bir kazanım. Bundan gurur duyarak size bahsetmek istedim. Ve şunu söylemek istiyorum sevgili dostlar. Kazanımlarımızın arkasında duracağız. Bu kazanımları sanmayın ki sadece işte o, bu, şu ya da başı açık, başı kapalı birileri savunuyor. Hayır efendim, AKP'nin de içinde iktidar milletvekilleri de dahil olmak üzere bütün kadınlar bu kazanımların peşindeler. Merak etmeyin. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu bu anlamda mücadeleyi çok ciddi bir geniş tabana yaydı. Kadının şiddetten korunmasına yönelik olarak ve çocuğunda tabii. Şimdi nedir bu İstanbul Sözleşmesi diye çok kısa ve öz bir şeyler anlatmak istiyorum size. Önleyici tedbirden söz ediliyor. Dört başlıkta bahsedeceğim. Birincisi önleyici tedbir. Yükümlülüğü ne bu anlaşmayı imzalayan ülkelerin yükümlülüğü? Öncelikle cinsiyet eşitliğinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, yani kadınla erkeğin eşit birer yurttaş olduklarının, bakın çok ne kadar sıkıntısız kelimeler bunlar. Eşit yurttaşlıktan zaten öyle ama bu böyle olmuyor. O yüzden bunun yaşatılması, yani yasada yazılanın uygulamada uygulanabilir olması. Bunu sağlamakla yükümlü bu sözleşmeyi imzalayan ülkeler. Birincisi bu. İkincisi, tabii imzaladınız, tamam buna da eyvallah dediniz, tedbir alacağız. İyi de hemen alsanız bile o tedbirleri uyguladınız, yaydınız, zaman geçti. Şu an halen bazı kadınlar öldürülüyor, dövülüyor, çocuklar istismara maruz kalıyor. Ne yapacağız? İkinci madde onunla ilgili. Ne yapacaksınız? 6.284 Kadıköy sokaklarında nedir diye bir şey görüldü. 6.284 şu sevgili dostlar. Eğer İstanbul Sözleşmesi, ki kadın örgütleri böyle tanımlıyor, anayasamızsa, anayasamızmış öyle dediler. 6.284 de temel yasalardan birisi. Başta birinci madde. 6.284 kadının korunması, şiddetin şiddete uğrama tehlikesi bulunan mağdurların, çocukların, kadının özellikle korunması, bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi, uygulayanın uzak tutulması, tedbirlerin alınması gibi hükümleri içeriyor. İşte kadın sığınma evleri vesaire ile beraber yapılmak istenen ya da biliyorsunuz artık bileklik takıyorlar insanlara. İşte kadınlara çağrı merkezleri oluşturuldu. Şiddete uğradıkları anda hemen emniyete bildiriyorlar, korumaya alınıyorlar. Buna rağmen koruyamadığımız kadınlar var. 22 kez çağrıda bulunup yaşamını yitiren kadınlar var. Çok acı gerçekler bunlar. Şimdi kadın üçüncü başlık ise etkin kovuşturma denilmiş. Etkin kovuşturma da kocandır, döver de söverdir değiştirmek öz olarak aslında. Sevgili dostlar, burada şunu ifade etmemiz lazım. Bakın öyle bir zihniyet ki hepimizin öğrenip avukatları, hakimleri, herkesi değiştirebilmemiz gerekiyor bizim. Böyle bir yükümlülüğümüz var. Kadın mücadelesinde burası çok önemli. Çünkü avukatlar dahi bilmiyor. Mesela eğer bilseydi Ceren Damar'ın avukatı o lafları edemezdi. Ceren Damar'ın avukatı öğretmen olarak kopya çeken öğrencisi tarafından öldürülmüş bir kadının haysiyetine dil uzatamazdı. Eğer bilseydi İstanbul Sözleşmesi'ni. Bunu biz bilip biz yönlendireceğiz ve gerekirse avukatları da eğiteceğiz. Onu bilmenizi istiyorum. Ve kadının teşekkürler. Keşke yaşatabilsek kadınları, değil mi? Eğer bir şey daha var. Kadının zarar gördüğünde o ihal indirimleri var ya, geçen bir toplantıya katıldım. Yine bir İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan çok değerli profesörlerden birisi diyor ki hakimleri anlatıyoruz diyor, bilmiyorlar. İstanbul Sözleşmesi'ni hakimler dahil bilmiyorlar. Çünkü bilseler ihal indirimi veremezler. O yüzden biz bileceğiz, etrafımıza yayacağız, çocuklarımızı da bu bilgiyle yetiştireceğiz. Devam edeceğim, geliyorum oraya. Son başlık. Geleceğe dönük olarak projeler. İşte geldiğimiz nokta burası. Hepimizin en temel yükümlülüğü aslında kendi hayatımızı değiştirmek. Buraya geldik sevgili dostlar. Burada bir takım kuruluşlar, dördüncü başlıkta ülkemiz dahil 34 ülke imza attı ve çeşitli projelerle hayatı değiştirmek üzerine bir takım farklılıklar yaratmaya çalışıyorlar. Onlar yükümlü oldukları şeyi yapıyorlar. Biz de kendi yükümlülüğümüze bakacağız. Mesela çocuklarımızı yetiştirirken. Şimdi sevgili dostlar, benim çocukluğumda Ayşegül vardı. Sizlerde de vardır herhalde, bazılarınızla kuşak yakın olduğumuzu düşünüyorum. Ayşegül her iş yapardı, kuzeniyle beraber, kardeşleriyle beraber. Kadın erkek diye ayırmazdık çocukları. Kız çocuğu erkek çocuğu diye ayırmazdık. Ayşegül'le büyüdüm ben.
Ama şimdi çok skandal kitaplardan söz ediliyor. Kadın rolleri, erkek rolleri diye ayrıştırılmış şeylerden söz ediliyor. Ben o skandal görüntülerle canınızı sıkmak istemiyorum. Ben arzu ettiğim dünyayı ekranınıza getirdim. Ve sizlerin de eminim ki çocuklarınızı paşa oğlum, canım oğlum deyip de kız çocuğunuzu tepelediğinizi düşünmüyorum. Çünkü siz kadınsınız. Eminim ki bir kadın duyarlılığıyla çocuklarınızı hiç ayırmadan... Hiç ayırmadan bu benim paşa oğlum, o da kızım, sen ev işlerini öğren falan yapmıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Çünkü buradan başlıyor. Bir yeğenim var, babası ev işlerine yardım etmiyor diye kendisini protesto etti, 5 yaşındaydı. Çünkü ben bekarım. O sırada evli olan ablam yeğenimle bir 10 gün geçirdiler evde. Orada kaldı, tatile gitmiş. O 10 gün içerisinde ablam ve eşi işte çamaşırı beraber kaldırıyorlar, bulaşığı birlikte topluyorlar, yemeği beraber yapıyorlar falan. Tabii bizim Onat kulakları çınlasın. Ama siz niye, sen niye böyle yapıyorsun Bülent, sen niye böyle yapıyorsun diye geziniyor ortalıkta, ben de oradayım. Sonra eve gitti ve evde babasına kök söktürdü. Sen benim annemi sevmiyorsun, sen ne biçimsin, hayat müşterek, niye yardım etmiyorsun diye babasına kök söktürdü. Yani iş sizde bitiyor. Bence çocuklarınıza eşit yurttaş olmayı öğretebilirsiniz. Buradan başlıyor. Ama burada önemli olan sizin de hayatı paylaşıyor olmanız. Eşinizin de sizinle müşterek paylaşıyor olması sevgili dostlar. Evet, şimdi hiçbir nehir geriye akmaz zaten. Anca vakit kaybederiz. O yüzden o gerici arzulara falan girmeyeceğim ben sevgili dostlar. Ama hepimiz bunu yapabiliriz, değil mi? Çünkü siz zaten yapabilmişsiniz ki karşımdasınız. Zaten siz örgütlü güçsünüz. Zaten siz emekçi kadınlarsınız. Siz zaten yapabilmişsiniz. O yüzden evde de yaparsınız kadınlar. Bence evde de yaparsınız. Buraya döneceğim ama bakın son sözlerimi söylüyorum. Yaşanabilir dünya arzu ediyoruz, değil mi? Buna itiraz edeceğinizi hiç zannetmiyorum. İktidar mensubu kadınlar da etmiyorlar. Bakın iktidar milletvekillerini çok iyi biliyorum ki İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında kemik gibi duruyorlar. 6284'ün arkasında kemik gibi duruyorlar. Tecavüz yasası getirmeye çalıştılar, engel olduk. Çocukları evlendirmekten bahsediyorlar, engel olduk. Meclise yüründü. Şimdi sevgili dostlar, bu devam edecek. Sizin de bunun bir parçası olmanız gerektiğini düşünüyorum. Siz bilirsiniz tabii ama bunu düşünürken insanca yaşama isteğimiz, hür dünya özlemimiz, hakça bir sistem arzumuz ve oldurmaya çalıştığımız hayallerimizle hep birlikte kimsenin kimseyi incitmediği bir dünyada yaşayabiliriz diye düşünüyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüzü kutlarken bir geri gideceğim. Hay Allah. Siz müdahale eder misiniz? Evet, çok teşekkür ederim, bozdum. Bir geri gideceğim. Evet, burada söylemek istediğim bir şey var. Bunu da bu sabah ekledim. Aslında tamamlamıştım konuşmamı ama bir anket gördüm. Bu anket yeni yapılmış sevgili dostlar. Ve bu ankette 18 yaş üzeri 2257 kişiyle yapılmış. Anket bilgilerini arzu edene ayrıca veririm. Tam metni de görmek isterseniz. İki başlık dikkatimi çekti. Kadın erkek eşitliği hayal mi gerçek mi diye sormuşlar. Ve araştırmaya katılan her 10 kişiden 8'i kadınla erkeğin ülkemizde eşit olmadığını düşündüğünü söylemiş. Ne kadar kötü değil mi? Anayasal hakkımız var bizim. Oysa anayasamızda kadın ve erkeğin eşit olduğu yazıyor. Ama uygulamada yok hakkımız. Uygulamada fiili olarak yok kadın erkek eşitliği. Kadınların arasında da bu oran çok yüksek. Özellikle kadınlar arasında bakıldığında. Bir de iş hayatında karşımda örgütlü güç olduğu için onu da dikkatle inceledim. İş hayatındaki kadın sayısına yönelik olarak da bakılmış, bir soru sorulmuş. Ve her 4 kişiden 3'ü daha fazla kadının iş hayatına katılması gerektiğini söylemiş ki bununla gurur duydum. Keşke 4 kişiden 4'ü olsa, o ayrı, ama 4 kişiden 3'ü de iyidir. Ve her 20 kişiden 9'una göre kadınların iş hayatında yaşadığı en büyük zorluk evlerinde bir işte çalışıp bir de evlerinde ayrıca çalışmalarıymış. O yüzden yükünüzü paylaşmanız gerekiyor. Sizler cansınız ya. En temel hakkınız yaşam hakkı. En temel hakkımız eşit olmak hakkı, eşitçe yaşama hakkı. İşte bu eşitliği önce evde sağlamanızı tavsiye ederim. Yapabilirsiniz.
Çok teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa yanıtlayabilirim. Sanırım yok. O zaman imzayı geçebiliriz. Çok teşekkürler. Arkadaşlar, imza programımız Sümer 3 salonundadır. Kitap imzalatmak isteyen arkadaşlar Sümer 3 salonuna geçebilirler. Restoranın tam karşısı, asansörlerin arka tarafına denk geliyor. Akşam saat 7'de gala programında görüşmek üzere.